Ceyda! Ceyda, ne oldu kızım? Ne bu halin? Ne yaptın? Nereye gittin sen? Dur, yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Hay Allah! Ne oldu kızım, söylesene. Yaman mı bir şey yaptın? Kovdu beni, aşağıladı. Haklı. Çok haklı. Biliyordum gelişebileceğini ama belki dedim. Anne. Abla oldum ben. Bittim artık. Bittim. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Her yanım acıyor. Uzan bakayım sen şöyle. Uzat bacaklarını. Uzat. Uzat. Ben. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Mahvoldum ben. Mahvoldum ben. Kızım. Ben burada daha fazla kalamam Ali. Yani memlekete döneceğim zannediyorlar. Seni buldum ya. Önemi yok. Başka bir yere gideriz. Başka iş bulup çalışırız. Hı? Gitme. Tatlıyı verip geleceğim dedim. Merak ederler. Fasulyeyi ıslatayım da sabaha pişiririm. Hafif acılı yapın. Ay. Ne oldu? Necla da öyle sever. Hafif acılı. Yapma kızım şimdi. Zaten yediğim her lokma boğazıma diziliyor. Aç mı açık mı? Ne yiyip ne içiyor diye düşünmekten mahvoluyorum. Arıyor mu seni? Görüşüyor musunuz yine? Yok, ben görüşmüyorum ama. Ama ne? Ama? Ali Rıza Bey'in korkusundan. Kağıt çalıyorsun, gördüm. Ne saçmalıyorsun be? Gördüm, çalıyorsun. Kes be, oynayacaksan doğru oyna. Oğuz Bey, şu masada bir sorun var. Gördüm kardeşim, kağıt çalıyorsun. Tamam kardeşim ya, tamam. Hadi uzatmayın. Ayıp oluyor beyler, dağıt kardeşim, dağıt. Siz de bununla birliksiniz. Kafa kola aldınız beni hepiniz. Beyefendi, sizi dışarı alalım. Ne? Misafirlerimizi rahatsız ediyorsunuz, lütfen. Çıkmazsam ne olur? Gel dışarıda göz. Bırak beni be, bırak! Uyguncusunuz hepiniz! Mahvettiniz beni! Ocağımı söndürdünüz! Bırakın beni! Tamam beyler. Bırakın! Sorun. Bırakın dedim! Sorun. Bırakın! Yaktınız beni, yaktınız! Yollayın şunu hadi. Bırakın! Bırakın dedim! Bırakın! Ne istiyorsun Ceyda? Ben annesiyim. Ceyda fenalaştı. Kanaması var. Hastaneye kaldırıyoruz. Kızım iyi değil. Hangi hastane? Tamam, geliyorum. Oğuz Bey, ne oldu? Seninki akşam telefonunu istedi.
Ciyak ciyak bağırıyordu. Vermek zorunda kaldım. Zırt pırt beni aramasından bıktım. Artık sen uğraş. Ceyda. Ceyda hastanede. Durumu çok ağır. Birden fenalaşmış. Zor yetiştirmişler. Duyunca gittim hemen. Kötüydü. Çok kötüydü. Durumu kritik dedi doktor. Bebeği kaybedebilirmiş. İkisini de kurtarmaya çalışıyoruz dediler. Camın arkasından Ceyda'ya bakarken çok tuhaf hissettim. O orada karnında benim çocuğumla yaşam savaşı verirken elimden hiçbir şey gelmiyordu. Hiçbir şey yapamıyordum onlar için. Ne kadar aciz olduğumu anladım. Böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. O çocuğun beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmezdim. Bir anda başka bir boyuta geçtim sanki. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu çocuğa bir şey olursa çok üzüleceğimi anladım.